Okey. Değerli dostlar, çok kıymetli arkadaşlar. Bir de paylaşım sayfamızı buraya alalım. Uzun zamandır şey yapmadık ama burada share screen yapıyoruz, değil mi? Evet. Evet. Evet, bugünkü konumuz lavanta yetiştiriciliği. Bu sunumu, bu eğitimi Kastamonu Üniversitemizin ormancılık ve tabiat turizmi alanında misyon farklılaşması ve ihtisas üniversitesi olması nedeniyle düzenledik. Hoş, çok güncel de bir konu. Dolayısıyla hem üniversitemizin misyonuna uygun hem de diğer taraftan güncel trendlere uygun bir konu olduğunu düşünüyoruz. Sayın Dekanım hoş geldiniz. Sağ olasınız, çok teşekkür ederim. Evet, değerli dostlar, bugünkü sunumumuzda çok temel olarak neleri anlatacağız, onları sizlerle paylaşacağım. Bir sunum planımız var, fazla gitti. Lavanta nedir, ona bakacağız. Daha sonra lavanta yetiştiriciliğinde toprak isteği, coğrafi ve iklimsel koşullar, dünyada ve Türkiye'de lavanta yetiştiriciliği, lavanta pazarı, ki bunu tıbbi ve aromatik bir bitki olarak lavanta pazarı ve bir turistik çekim gücü olarak lavanta ve lavanta turizmi başlığı altında iki farklı yaklaşımla ele alacağız. Efendime söyleyeyim, bu sunumdan sonra katılımcıların lavanta bitkisini tanımlayabilmelerini, lavanta bitkisinin toprak, coğrafi, iklim koşullarını anlamış olmalarını, yine dünyada ve Türkiye'de yapılan lavanta yetiştiriciliği hakkında fikir sahibi olmaları, bir aromatik ve bir tıbbi bitki olarak lavanta pazarını anlamış olmaları, bir turistik çekim gücü olarak lavanta ve lavanta turizmi konusunu da kavramış olmaları beklenmektedir, diyor. Evet, lavanta. Hemen herkesin mutlaka bildiği, gördüğü ve kokusuna hayran olduğu bir bitki. Lamisea ailesinden, bir başka ifadeyle Latincesi, familyasından yarı çalımsı bir bitkidir. Günümüz çağdaş ekonomilerinde tıbbi ve aromatik bir bitki olarak adlandırılmakta olup 1 metreye kadar boylanabilmektedir. Hoş, bu 1 metre daha çok adına English lavender dediğimiz Lavandula angustifolie ve onun alt türleri olan Hemus, Türkiye'deki yaygın ötlenen ve Ceftapolis için geçerliyken diğer türümüz ki Türkiye'de yaygın olarak üretilen bir diğer tür Lavandula intermedia. Lavandin dediğimiz türdür. Lavandinler 1,5 metreye kadar boylanabilmektedirler. Dünya genelinde Akdeniz bölgelerinde yetişen lavantanın 39 türü olduğu söylenmektedir. Yine alt türler ile ilgili bilgilerde bunun 400'e kadar çıktığı ilgili literatürde belirtilmektedir. Lavanta kültürü çoğunlukla Akdeniz çanağına yakın ülkelerde yapılmaktadır. Birazdan tekrar edeceğiz. Aslında Akdeniz çanağını da içine alan Kuzey Afrika'dan Batı Arabistan'a kadar olan coğrafyada bizler lavanta üretildiğini biliyor ve gerçekten de görüyoruz. Lavanta geçmişten beri insanlar tarafından severek kullanılan bitki türleri arasında olup adı mor renginin açık bir tonu ile eş anlam taşımaktadır. Lavanta zarif yaprakları ve güzel kokusu sayesinde çok uzun süredir bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirile gelmiştir. Hoş, bu bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilme eylemi ya da alışkanlığı zaman içerisinde endüstrisinin doğmasına da yol açmıştır. Dünyada ticari değeri yüksek olan 3 önemli lavanta türünden bahsedebiliyoruz. İki tanesini az önce dile getirmiştim. Yine vurgulamak gerekirse lavander, lavandula, angustifolie dediğimiz kaldı ki Türkiye'de iki alt türü Hemus ve Ceftapolis'in çok yaygın olarak üretildiğini söyleyebiliriz. Diğeri lavandin, hibrit bir tür olup French lavandar olarak bilinen intermedia, lavandula intermediasıdır. Üçüncüsü ise spike lavender ya da lavandula spica, latifolia olarak da
bilinir. Ancak çok Türkiye'de, Fransa'da ya da yaygın üretilen ülkelerde spike lavanderin çok da fazla üretilmediğini söylemekte yarar var. Evet, İngiliz lavantası olarak adlandırılan lavander çeşitlerinin uçucu yağ kalitesi lavandin türüne göre daha yüksek. Buna karşın lavandinlerin yani intermedyaların uçucu yağ verimi daha yüksektir diyebiliyoruz. Evet, toprak iklim bitki özelliklerine gelecek olursak, lavanta toprak nitel açısından seçici olmayan bir bitkidir değerli arkadaşlar. Öyle ki kireççe zengin, süzek, pH değeri 5.8 ila 8.3 arasında değişen topraklarda kolayca yetişebilmektedir. Hatta ve hatta bu tür toprakların bayır ya da dağ yamaçlarında alkali ve nötr reaksiyonlu kumlu ve taşlı topraklar olduğunu düşündüğümüzde genelde tarım dışı kullanılmayan toprakların aslında lavanta üretimi için çok yaşamsal bir önem taşıdığını biz gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz. Böylesi bir avantaj özellikle de işte Kastamonu'da benim bildiğim ekilebilir tarım arazileri toplam yüz ölçümün %18 kadarı. Bu %18'in de yalnızca %14'ü dikiliyor. %4'lük bir kısmı hiç dikilmiyor. İşte bu sadece %4'lük arazinin dikilmesi bile kent ekonomisine olağanüstü bir katkı sağlayacak potansiyeli bünyesinde taşımaktadır. Şimdi bizler buraya Çeşme'den geldik. Çeşme'de tamam çok rant zenginliği var ama eskiden tütün dikilen tarlaların etrafında ellerle yapılmış olan taş sekiler, duvarlar vardır ve teraslanmıştır. Ama onlarda da bir eğim söz konusudur. Örneğin Çeşme'de bu tür arazilerde lavanta yetiştirilebilir. Hem çevreye çok güzel bir görsellik katılır hem de ekonomik bir katkı olarak hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine ek bir katkı daha sunulmuş olur. Evet, asitli, ağır, kirli topraklar lavanta üretimi için uygun değildir. Eğer bir tarla düz, kirli ve su tutuyorsa orada lavantanın çürüme veya mantar hastalığına yakalanma olasılığı yüksektir. Dolayısıyla da bizler düz tarlalarda diğer tarımların yapılmasını, lavanta içinse eğimli arazilerin seçilmesini özellikle talep ediyor veya öneriyoruz. Toprak iklim isteği ve bitki özelliklerine devam ediyoruz. Burada bir karlı tarla görüyorsunuz. Bu karlı tarla benim bu sene Ocak ayında dikmiş olduğum lavanta tarlası. Gördüğünüz gibi Aralık'ta diktik. Yaklaşık bir ay kadar sonra kar yağdı ve karlar altında kalktı. Hiç sorun değil çünkü lavanta -30 ila 35 dereceye kadar hiç bozulmadan varlığını sürdürebilen bir bitkidir. Ama sıcağı daha çok sever. Ortalama 230 ila 245 gün devam eden vejetasyon sürecinde 3600 santigrat toplam sıcaklığa gereksinim duymaktadır. Sıcaklık arttıkça uçucu yağ kalitesinin ve miktarının arttığı konusunda bilimsel bulgular vardır. Lavanta gerçekten de bir kez tutundu mu ondan sonra olağanüstü şartlar dışında varlığını en az 20 yıl sürdürebilen çok yıllık bir bitkidir diyebiliriz. Evet, devam edelim. İlkbaharda günlük ortalama sıcaklıklar 7-8 derecenin üzerine çıktığında lavantalar yeni sürgünler vermeye başlarlar ve yaprakları gelişmeye başlar. Bu aşama düşük rakımlarda Nisan ayının ilk 10 gününde, yükseklerde ise Nisan ortası bazen Nisan sonunda bulabilmektedir. Her sürgünde 5 ila 10 çift yeni yaprak oluşarak yararlandığımız kısımların beslenmesinde önemli rol oynar. Burada görmüş olduklarınız lavantaların çiçekleri ve sonraki yansıda saydamda büyük olasılıkla yaprakları göreceğiz. İşte gördüğünüz gibi burada görmüş olduğumuz yapraklar az önce vurgulamış olduğum Nisan ayı itibariyle
başlayan, yeni sürgün veren uçtaki yapraklardır. Yeni yapraklar ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez oluşur. Lavantanın bu özelliğinden dolayı yaprakları daima yeşildir. Bir başka ifadeyle çok yıllık bir bitkidir. Bir kez dikersiniz, efendime söyleyeyim birazdan da göreceğiz. Eğer iyi bakılırsa 30 yıla kadar size ekonomik bir hizmet sunar. Lavantanın bu özelliğinden dolayı yaprakları daima yeşildir demiştik. Vejetasyon başlangıcından çiçeklenme başlangıcına kadar olan dönemdeki yağışlar bitkinin daha iyi gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu vurgulamış olduğum özellik özellikle Kastamonu ve Karadeniz'in hem sahil hem de iç kesimlerinde çok sıkça görülebilen, rastlanabilen bir durumdur. Akdeniz'de ilkbahar yağmurları bazen yağmayabilir. Bizim burada Karadeniz'de, özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'de yaz aylarında da bildiğimiz gibi Temmuz'da, Ağustos'ta yağmur yağabilmektedir. Bu nedenle şimdi Kastamonu'daki lavanta bitkilerinin üzerinde hala mor çiçekler ve yeni sürgünlerin açtığını görebilirsiniz. Böylesi bir şey özellikle de bölgede arı yetiştiriciliği ve bal üretiminde arıların gereksinim duyacağı nektarı Eylül sonuna kadar sağlayacak bir çiçeğin varlığını da doğrulamış olmaktadır. Evet, çiçeklenme döneminde sakin, kuru ve güneşli havalarda ise eterik yani uçucu yağ miktarı artmaktadır diyoruz. Bitkinin diğer özelliklerine bakalım. Lavanta bitkisinden ekonomik olarak 10-15 yıl ürün alınsa da az önce de vurguladığım gibi iyi bir bakımla bu süre 30 yıla kadar uzayabilmektedir. Nitekim bu yıl ben Türkiye'de en yoğun lavanta üretilen Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyüne ve yine hemen yanında komşu Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Akça köy ve Karakent'e 4 kez gittim. Her gidişimde şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 30 yıllık, 35 yıllık çalıların hala ekonomik olarak kullanıldığına şahit oldum. Hoş, 20. yıldan itibaren bizler yavaş yavaş seyreltme ve yine aynı bitkinin çelikleriyle gençleştirme yapılmasını öneriyoruz. Çok basit çünkü 3. yıldan itibaren bitki kendisi kırılma suretiyle çeliklendiğinde çiftçi artık yeni fide satın alma gereksinimi duymadan bahçesini genişletmek ya da yeni tarlalara ürün ekmek isterse, dikmek isterse bunu başarmış oluyor. Onu da hemen söyleyelim. Evet, lavanta yarı çalımsı formda olan ve yaşı ilerledikçe alt dalları oluşan bir bitki. Birazdan gelen yansılarda göreceğiz. Bazı yerlerde özellikle Provence bölgesinde, Fransa'da ve Bulgaristan'da, İspanya'da düz bir sıra biçiminde ekilirken Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü ve yine Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Akça köy ve Karakent'te daha çok küme halinde dikildiğini görüyoruz. Kümeler birazdan bahsedeceğim. Aralarında oldukça geniş boşluklar olan kare biçimli dikim anlamına gelmektedir. Evet. Bitki boyu lavandin çeşitlerinde az önce de vurgulamıştık 1,5 metreye, lavander çeşitlerinde ise 80 santimetreye hatta zaman zaman 1 metreye kadar çıkabilmektedir. Bitki yaşlandıkça dal sayısı artmakta ve bitki iz düşüm olarak genişlemekte dolayısıyla böyle kocaman bir ocağa dönüşmekte. Dalların uç kısımlarında bulunan yaprakları gümüş, grimsi, yeşil renktedir. Yaprakların sürgün ucundan çiçek sapları uzamakta ve sapların uç kısmında ise çiçek başlığı oluşmaktadır. Burada iki sürgün görüyoruz arkadaşlar. Bakın bunlar uzun olan lavandin 1,5 metreye kadar boylanabilen French lavander olarak bilinen Lavandula intermedia. Diğeri ise
lavander, English lavantası olarak, English lavander olarak bilinen angustifolie türü. Lavandin çeşitlerinde saplı çiçek boyu 45 santimetreye, çiçek başağı boyu 10-14 santimetreye, ki bazen daha da uzun olabiliyor, onu da buradan göstereyim. Bunlar benim geçen hafta cumartesi günü kendi tarlamdan yapmış olduğum hasatın şeyleri, gördüğünüz gibi çiçekler böyle, çiçek uzunlukları da 10-15 santim kadar var. Evet, saplarından itibaren 30 santimetreye kadar da ulaştığını buradan gönül rahatlığıyla görebiliyoruz. Evet, her çiçek başağında 5-15 çiçek başakçığı ve her başakçıkta 5-10 çiçek kümesi bulunmaktadır. Çiçek kümeleri karşılıklı iki yaprak tarafından korunmaktadır ki birazdan onları da görmüş olacağız. Bitki özellikleriyle devam edelim. Çok kısa saplı olan lavanta çiçekleri gri mavi renkte, içi düz, parlak ve dışı tüylü olan 5 mm uzunluktaki çanak yaprakları tarafından sarılmıştır ki burada iki tane tür görüyorsunuz. Büyük olan, uzun olan 1,5 metreye kadar boylanabilen lavandin, diğeri ise lavander. Lavanderin renginin daha belirgin olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Lavanderin uçucu yağ kalitesi lavandine göre daha yüksekken, lavandinin uçucu yağ verimi lavandere göre daha yüksektir diyoruz. Turizm söz konusu olduğunda lavandin çiçeklerinden elde edilen kurutulmuş demetler daha gösterişli ve kokusunu 2 yıl boyunca koruyan bir nitelik arz etmektedir. Onu da sırası gelmişken söyleyeyim. Efendime söyleyeyim. Çanak yapraklar çiçeği boru gibi sararak uçta 4 adet küçük sivri dişle son bulmaktadır dedik. Maviden violaya kadar, yani mora kadar değişen taç yaprakları arasında 4 adet erkek organ yer almaktadır. Tabi bunlar botanikçilerin daha çok bildiği şeyler. Şimdi buraya kadar bitkinin genel özelliklerini anlatmaya çalıştık. Eğer sorularınız olacaksa lütfen notlarınızı alın. Sonda soru cevap olanağımız olacak. Ben şimdi dünyada ve Türkiye'de lavanta yetiştiriciliğinin genel portresini sizlere anlatacağım. Lavanta üretiminin dünya üzerinde Kuzey Afrika'dan Batı Arabistan'a kadar uzandığını ve Akdeniz çanağını da içine aldığını söylemiştik. Lavandin ve lavander dünya ölçeğinde tarım yapılan önemli iki lavanta türüdür. Dünya lavanta üretim alanlarının %80'ini lavandin, %20'sini ise lavander oluşturmaktadır. Lavander, İngiliz lavantası, İngiliz lavantası, lavandin ise Fransız lavantası olarak biliniyor. Fransız lavantası gösterişli, daha uzun boylu, uçucu yağ verimi yüksek fakat kalitesi lavander, yani İngiliz lavantalarına göre daha düşük olan bir türdür diyebiliriz. Fransa ve Bulgaristan dünya lavanta üretim alanlarının 2/3'üne sahip. Çin, Rusya, bazı Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ülkelerinde de lavanta üretiminin yapıldığını biliyoruz. Dünyada lavanta tarımı ile ilgili net bir veri bulunmamakla birlikte ilgili kurum istatistiklerinden derlenen bir araştırma verilerine göre ana üretici Avrupa kıtası iken ana tüketici ise Amerika Birleşik Devletleri, bir başka ifadeyle Kuzey Amerika kıtası. Avrupa'da lavanta yetiştiren ülkelerin başında Fransa geliyor. Fransa'yı Bulgaristan ve onu da İspanya izliyor. Araştırma verilerine göre Fransa'da 22 bin hektar alanda 1500 çiftçi lavanta üretmekteyken 1450 ton lavanta yağı alınmakta. Bunun 100 ton kadarı lavandin yağı, özür dilerim, lavander yağı, 1450 tonu kadarı ise lavander yağı. Bulgaristan'da ise yaklaşık 14 bin hektar alanda lavanta yetiştiriciliği yapılmakta olup dekar başına 175 ila 259 kilogram uçucu yağ elde edilmektedir. Efendime söyleyeyim, burada uçucu yağ yanlış yazmışım arkadaşlar. Bu yaş çiçek elde edilmektedir demem lazımdı. İspanya, Bulgaristan'dan sonra gelen en büyük ikinci üretici.
ve yaklaşık 2000 hektar alanda yapılan lavanta yetiştiriciliğinden 800 ton uçucu yağ elde etmektedir diyoruz. Evet, dünya ölçeğinde lavanta yetiştiren ülkeler arasında Çin'in Sincan bölgesi, Hindistan, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Fas sayılabilir. Ayrıca çok az olmakla birlikte Avustralya, Yeni Zelanda ve İtalya'da da lavanta yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bakın az önce vurgulamıştım küme biçimindedir diye. Bunlar Kuyucak Köyü'nden çekilmiş fotoğraflar. Ülkemizde lavanta tarımının geçmişi 1970'lere kadar dayanıyor. Biliyorsunuz Isparta güller yöresidir. Gül yetiştiriciliği ve gül yağı üretiminde Türkiye'nin yüz akı bir ilimizdir. Burada Fransızlarla ortak bir gül yağı fabrikası olan Zeki Konur isimli bir beyefendi 70'li yıllarda Fransa'ya bir iş gezisiyle gider ve kendisine yaklaşık Hocam başka bir cihazdan giriş yapmışlar çünkü. Ne yapalım? Tekrar kim girdi mi? Ne yapacağız? Nereden bağlanacağız? Hocam kapatıp bir daha aç isterseniz. Nasıl yapayım? Şunu mu kapatayım? Şu an canlı görünüyor mu? Okey mi hocam? Tamam. Share screen diyelim tekrar. Şunu şey yapabiliyor muyum? Şunu canlı inanmıyorsun. Devam ediyor mu? Şunu stop diyelim şunu çünkü işimize yaramıyor. Değerli arkadaşlar beni hala görüyor ve duyuyor musunuz? Sizler diğer arkadaşlar. Evet duyuyoruz hocam, görüyoruz. Duyuyorsunuz tamam. Duyuyoruz hocam. Tamamdır. Şurada. Bir an için çünkü şey dendi, signed out dendi. Bizler de burada telaşlandık. Evet, tekrar ekran paylaşımına dönelim. Evet, ekran paylaşımı devam ediyor. Dünyada lavanta tarımı ile ilgili net veri olmadığını söylemiştik, bunları anlatmıştık. Evet, ülkemizde lavanta tarımını anlatıyordum. Zeki Konur Fransa'ya gittiği gezide beraberinde kendisine hediye edilen 150 kök lavanta getirir. Aslında Lavandula Intermedia. Şöyle çıplak köklü 150 adet kendisi Türkiye'ye getirir ve 10'ar adet 15 aileye bunu dağıtır. Bu aileler öncelikle kendi bahçelerine süs bitkisi amaçlı olarak bunları dikerler. Ama zamanla uçucu yağ elde etme amacıyla tarımı başlar. Yaklaşık 25 yıl Kuyucak Köyü'nde uçucu yağ amaçlı lavanta üreticiliği yapılır. Bu süreçlerde bir girişimci lavanta balı üretmeyi de dener. Oraya geçmeden Türkiye'de lavanta üretim bölgeleri ve her bir bölgedeki ne kadar dekar arazide yapıldığını görüyoruz. Bakın burada yansımızda Adana'da işte 2017-18-19 yıllarında bunların her biri dekardır arkadaşlar. Dönüm olarak düşüneceğiz. Afyonkarahisar'da 2019 yılında 2321 dönüm arazide lavanta dikildiğini görüyoruz. Burdur'da 1678, Denizli'de 1108. Isparta'da 4568 dönüm arazide, bir başka ifade dekar arazide lavanta ekimi şu an yapılıyor. Bunların arasında Kastamonu'yu görmüyoruz ama inşallah önümüzdeki sene istatistiklere biz de gireceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi bir dekar veya bir hektar yerler bile buraya konmuş. Toplamda Türkiye'de şu an 11.903 dönüm arazide yani 11.903.000 metrekare alanda lavanta üretimi yapılmaktadır diyoruz. Bunlardan elde edilen çiçek miktarları var.
üretim bölgeleri şurada. Bakın Adana'da 10 ton, bunlar ton. Isparta'da 668 ton. Öyle gidiyor ve elde edilen dış satım ve dış alım miktarlarını da verdik. Türkiye'de lavanta yağı üretim ve dış satım, dış alım miktarları 2013 yılında 378 bin kilogramdır bunlar arkadaşlar. Satmışız bunun karşılığında 9.756 büyük olasılıkla bu kadar dolar gelirimiz olmuş. Ama dış alımımız daha fazla 2.850, dış alım diye de 140.750 dolar olarak burada kayıtlara geçmiş. Her yıl için istatistikler burada 2013'ten 2020'ye kadar devam etmiş. Bu tablonun bize ifade ettiği şey şu: Türkiye şu an daha çok ithal ediyor, ihracatı ithalattan daha az. Bu pazarın doymamış bir pazar olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Yani Türkiye'de hala buradaki ithal edilen miktar kadar bir üretimi mahsedecek. Zaman içerisinde otonom tüketim artışlarıyla birlikte lavanta üreticiliğinin ekonomik olarak önün açık olduğunu söyleyebileceğimizi ben gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Evet, buraya kadar üretimlerle ilgili bilgileri verdik. Üretim temelde uçucu yağ amaçlı yapılıyor. Bana bugüne kadar yapmış olduğum ziyaretlerde söylenen şey şu: özellikle lavandin üretilen yerlerde dekara 400 ila 600, yani bir dönümde 400 ila 600 kilogram yaş çiçek elde edilebileceği ve bundan yaklaşık %5 oranında yağ çıkacağı yönünde. Intermedia'nın kilosu 1,5-2 lira yaş. Ama lavandinin bu sene, özür dilerim, Lavandulangustifolia'nın 8 ila 9 lira arasında değiştiği söylendi. Ancak onların verimi intermedia'ya göre biraz daha küçük. İşte 250 kilogram kadar bir yaş çiçek alabiliyoruz. Bunlar da 4. yıldan itibaren alınan rekolteler veya verimler diyebiliriz. Ancak bu, birazdan anlatacağım. Burada bizim amacımız lavantayı bir turistik çekim gücü olarak kullanmak olduğu için çok daha yüksek bir katma değer ürünü var. Onu birazdan anlatacağım. Önce lavanta dikimi nasıl yapacağız onu bir anlatayım. Lavanta dikimi için en uygun zamanın Kasım ayı. Kasım başından ortasına kadar mevsime göre, işte belki güneye gittikçe Kasım ortası, kuzeye gittikçe Kasım başları doğru zamandır denir. Hem ülkemizde hem de Fransa'da yaygın üretilen bir lavanta çeşidi olan lavandin, yani Lavandula intermedia, tohumdan üretilemeyen, tamamen çelikleme ya da işte fideden üretilebilen bir lavanta türü. Lavandula angustifolia ise hem tohumdan hem de yine fideyle üretilebilen bir çeşittir. Ancak tohumdan yeşertmek, onu yetiştirmek çok zor olduğu için çelikleme yoluyla çoğaltılması ve kök salmış fidelerin toprakla buluşturulması daha mantıklı duruyor. Ancak herhal ve kârda dedik, fideden dikim yapılması şiddetle öneriliyor. Lavanta dikilecek veya dikilecek lavanta türü ne olursa olsun, öncelikle uygun arazi seçiminin yapılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Çünkü az önce de vurgulamıştık, düz taban suyu tutan, dolayısıyla da lavantanın çürümesine yol açabilecek olan araziler seçilmemelidir. Dolayısıyla da eğimli arazilerin seçilmesi, uygun arazi seçildikten sonra pullukla derin bir sürme yapabiliyoruz. Ardından iki kez kaz ayağıyla toprağı düzleştiriyoruz. Sonrasında ise önerilen dikim aralıklarına göre mi yoksa biz kendimize göre bir dikim aralığı mı belirleyeceğiz? Buna bakıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz sıralar büyük olasılıkla 1.40 sıra arası 40 santim sıra üstü teknikle dikilmiş olan lavantalardır. Gördüğünüz gibi kesintisiz bir sıra ve derin perspektifi olan bir görüntü. Büyük olasılıkla Provence'den alınmış bir görüntü. Yağlık tarım uygulamalarında genelde bunu yapıyoruz. 1.40 sıra arası, 40 santimde sıra üstü ara. Böylelikle eğer bir
dekar araziye yaklaşık 1780 adet fide kullanılmış oluyor. Onu da söyleyelim. Eğer Kastamonu, özür dilerim, Kastamonu'yu çok sevdiğim için herhalde hep Kastamonu diye dilim sürçüyor. Isparta'da burada görmüş olduğunuz fotoğraf Isparta'nın Keçiboğlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünden çekildi. Gördüğünüz gibi şeylerin arası çok geniş. Ocakların arası çok geniş. Burada 4 metreye 4 metre veya 3 metre 50 santim, yer yer 3 metre 80 santime, 3 metre 80 santim aralıklarla dikim yapılmış. Burada amaç şu, zaten 4. yıldan itibaren çapa yapma gereksinimi kalmıyor ama 3. yıl sonuna kadar sıra üstü elle çapa yapmak gerekiyor. Sıra aralarını da traktör vasıtasıyla sürebiliyoruz. Sıra arası ve sıra üstü misafirlere karar verildikten sonra metrik ölçüm yapılıp iplerle lavanta fidesi dikilecek olan yerler belirlenir. Böylece hem işleme hem de görsel açıdan bir kazanım sağlanmış olur diyoruz. Lavanta pazarına geldik buradan. Lavanta çok farklı kullanım alanlarına sahip bir bitkidir. Bunlar sağlık, örneğin ilaç, sanayi, aromaterapi, kozmetik, özellikle de yüzde sıklaştırıcı, cilt sıklaştırıcı kremler, yine parfümeri, işte hoş kokan bir takım aftershave'ler ya da parfümler, yine temizlik endüstrisinde kullanılan her türlü temizlik malzemesinde hoş koku verici, yine gastronomide gerek gıda katkısı gerekse de çayı veya her türlü efendime söyleyeyim kurabiyesi, dondurması, gazozu her şeyi yapılabiliyor. Bunun da ötesinde lavanta balı çok önemli bir bal, gerçekten de şu an piyasada 900 gramlık bir ambalajın 300 liraya kadar alıcı bulduğu bir seçenek. Yine hediyelik ana eşya üretim ve pazarlaması lavantanın kullanıldığı belli başlı alanlar. Dünya lavanta piyasasının 2022 yılında 44 milyon ABD dolarına erişmesi de beklenmekte. Bunu da söyleyelim. 44 virgül aslında 64 milyon. Unuttum. Bu arada lavanta pazarında işte neler yapılabilir onlarla ilgili. 50'ye yakın türev ürün elde edilebiliyor ama bunlardan işte lavanta balı, antiseptik ve anti-enflamatuar özellikleri nedeniyle gece uyumadan önce bir veya iki tatlı kaşığı lavanta balı tüketmek sağlıklı bir uyku ve rahatlamaya yardımcı olmaktadır. Lavanta çayı, taze veya kuru lavanta kaynar derecelik suya ilave edilerek 3-4 dakika demlendirilerek tüketilir. Özellikle bir başka lavanta türü olan lavandin çayı 15 günlük kür tedavi süresince tüketildiğinde karaciğer yağlanması ve hepatit B gibi hastalıkların oluşumuna karşı etkili ve faydalıdır. Bu etki lavanta balında da vardır arkadaşlar. Onu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Lavanta yağı vücuda masajla uygulandığında romatizma ve eklemlerde meydana gelen ağrıların azaltılması ve tedavisinde etkili bir üründür. Bir damla lavanta yağının efendime söyleyeyim şampuana eklenmesi halinde güzel bir koku elde edilmekte. Lavanta yağı aynı zamanda doğal bir sinek kovucu olarak da iş görmektedir. Birkaç damla lavanta yağı sıcak su içine konulduktan sonra alt kısmında bir mum yakılır ve oluşan koku sinekleri uzak tutar. Ayrıca stresi azaltarak rahatlatıcı bir özelliği de vardır. Lavanta suyu ciltteki gözenekleri açarak cildin nefes almasını sağlar. Bu sayede vücudun rahatlamasında önemli etkisi bulunmaktadır. Saçlara parlaklık ve canlılık kazandıran bir özelliğe sahip olduğu da bilinmektedir. Lavanta kurusu, efendime söyleyeyim, ev eşyaları ve giyeceklerini güve ve benzeri haşerelerden koruması ve bulunduğu ortamda kötü kokuyu yok ederek güzel bir koku sağladığı da bilinir. Bunun da ötesinde lavanta yastığı, lavantanın sakinleştirici etkisi, sedatif dediğimiz, özellikle uyku problemi olan yeni doğanlarda ya da yetişkinlerde yastık içine konacak küçük kesecikler rahat bir gece uykusu sağlamakta. Bu da insanların zinde bir gün yaşaması için en gerekli olan gece uykusunu, dinlencesini tamamlamaktadır. Lavanta sütü, lavanta sütü sonrasında kalan kısımların süt ineklerine
yem olarak verilmesi, bunun sonucunda da sağılan sütlerin kullanımıyla tüketilmektedir ve gerçekten de hoş bir tadı vardır diyoruz. Efendime söyleyeyim, sanıyorum bunu atladığımız zaman kaldı. Lavanta turizmine gelmiş olduk. Evet, bizim açıkçası Kastamonu için yapmaya çalıştığımız şey Kastamonu'yu bir lavanta turizm merkezine dönüştürmek, bir lavanta turizm köyüne dönüştürmek. Son yılların gözde tıbbi aromatik bitkisi aynı zamanda çok güçlü de bir turistik çekim unsuru. Özellikle de Kastamonu'da bizler eğer kümelenmeyi sağlayabilirsek çok güzel lavanta turistleri göreceğimize inanıyoruz. Ama gelelim biz hikayesine. Haziran başlarında başlayıp Ağustos sonuna kadar devam eden çiçeklenme dönemi turistler için olağanüstü görsellikler sunuyor ve tek başına turistik bir çekim gücü oluşturabiliyor. Dünyada Fransa'da özellikle Provence bölgesinde yaygın olarak yapılıyor ama temelinde 1371 yılında eczacılıkta kullanılmaya başlanmış. Parfümeri diğer endüstri kolları 19. yüzyılda gelişmiş. Provence bölgesi iklim özelliklerinin lavanta ekin uygunluğu ile bölge için büyük bir ekonomik kaynağı haline getirmiş ve zamanla burası bir lavanta turizmi merkezine dönmüş. İzleyicilerimiz arasında Kadir arkadaşım var, o Provence'e gitti, oraları gördü. Belki daha sonra bize oradaki deneyimlerini anlatmak ister. Evet, Fransa kırsalında bulunan köy evleri ilk olarak 1951 yılından itibaren Alpes d'Haute Provence bölgesinde turistik ziyarete açılmış, yaz aylarının başlamasıyla 2 ay süreyle konuk kabul edilen yörede kırsal turizm kapsamında ilk adımlar atılmıştır. Fransa günümüzde milyonlarca lavanta turisti ağırlamaktadır. Avrupa'da Fransa'nın dışında Bulgaristan, İspanya ve İtalya lavantayı bir turistik çekim gücü olarak kullanmaktadırlar. Evet, geldik Türkiye'ye. Az önce anlatmıştım, Zeki Konur 150 adet fideyi getirdi, 10 veya 15 aileye dağıttı. Onlar öncelikle süs bitkisi olarak diktiler ama zamanla bunları uçucu yağını elde ettikleri bir tarımsal ürüne dönüştürdüler. 2013 yılları arasında Ziya Doğan isimli Kuyucaklı bir girişimci lavanta tarlalarının arasına bal kovanlarını, arı kovanlarını yerleştirir. Ve 2015 yılında o zaman Hürriyet'te yazan efendim Yusuf Yavuz bu köy lavantada Fransa'ya rakip 9 manşetiyle bunu verir. Bunun üzerine Kuyucak köyüne yönelik olağanüstü bir ilgi doğar. Efendim işte National Geographic'ten Türkiye'nin önde gelen ulusal televizyonlarına ve dergilerine kadar birçok basın yayın organı Kuyucak köyüne giderek haber yapar. Bunu ana akım medyada sunar. Bunun üzerine vatandaşlarda da Kuyucak köyüne yönelik bir turizm ilgisi doğar. Ve günümüzde 2019 yılında 750 ila 1 milyon kişi arasında konuk kabul edildiği, 2020'de pandemiye rağmen rakamın 4-500 bin civarında olduğu, hatta bu yıl işte en son görüştüğümüzde yaklaşık 1 milyon turistin geldiği söylenir. 200 haneli bir köy ve 1 milyon turistin gelip orada lavanta tarlaları içerisinde fotoğraf çekildiği, sosyal medyasında paylaştığını ve ondan sonra da orada oluşturulmuş olan pazar yerinde lavanta ürünlerini satın aldığı bir etkinlik var, bir trafik var. Ben kendi gözlerimle gördüm ve olağanüstü de bir başarı söz konusu. Hatta hepimizin bildiği gibi gelecek turizmde çağrıları gelir. Efes Pilsen, Türkiye Kültür Turizm Bakanlığı ve
bildiğim kadarıyla bir yerel sivil toplum örgütü ortaklaşa bir proje sunarlar ve bu destek almaya değer görülür ise orada bir turizm etkinliği doğar. İşte Kuyucaklı kadınların oluşturmuş olduğu kooperatif böylesi bir proje yapar ve günümüzde Migros mağazalarında görürsünüz kurutulmuş demetleri satarlar. Bu kurutulmuş demetler 14.99'a satılıyor ve şundan çok eminim Türkiye'deki tüm Migros'larda dağıtılıyor, yılda 2-3 kez geliyor. Ama onun da ötesinde 1 milyon turist geldiği zaman şu gördüğünüz demetlerden mutlaka 1-2 tane alıp götürüyor. Çünkü çok güzel koktuğu gibi aynı zamanda bir güvesa var ve sineksa var olduğu için evlerin güzel köşelerinde duruyor. Neyse, böylelikle tabii aromatik bir bitki olan lavanta zaman içerisinde turistik bir çekim gücüne dönüşmüş ve bize de Kastamonu'nun ekonomik açıdan açmazlarını aşabileceği güvenilir bir seçenek olarak görünmüştür. Dolayısıyla da bizler de Kastamonu köyleri lavanta kokacak, Kastamonu kasalı lavanta turizmi ile kalkınacak ilkesiyle lavantayı Kastamonu'ya kazandırmaya çabaladık. Bundan sonra da çabalarımız devam edecek. Özellikle de Kastamonu'da Haziran başından Ağustos sonu hatta Eylül ortasına kadar mor kalacak olan çiçekler Kuyucak'ta veya güneydeki gibi 45-50 gün değil, bizim burada 90 ila 105 gün arasında değişen bir turizm sezonu olanağı tanıyacaktır. Bu süre boyunca mor rengiyle bulunduğu bölgeye görsel bir zenginlik katacak olan lavanta, fotoğrafçıların ve fotoğraf çektirmek isteyen kişilerin rağbet ettiği bir bölge haline gelmekte ve hasat edilmeye başlanmakta. Ağustos başlarında başlanan hasat dönemi boyunca hasat edilen lavantaların yağı çıkarılması işlemi de yapılmakta. Bunu da orada özellikle de turistlerin gözü önünde kara kazanlarla işte geleneksel yöntemlerle yapıp bir görsel şölen daha sunulduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Hasat süreci yerli ve yabancı turistler için görsel bir şölen anlamına gelmekte ve yöreye gerçekten de kitlesel bir turizm hareketliliğinde beraberini getirmekte. Günümüzde pandemiye rağmen Kuyucak köyünü eğer 1 milyon kişinin ziyaret ettiği doğruysa bunun gücünün, turistik çekim gücünün ne kadar olduğunu hepimiz görebileceğiz. Ülkemizde lavanta turizmi tabii sadece Kuyucak köyünde değil, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kenarlarında yine Yeşilova'ya bağlı Akçaköy ve Karakent'te de biz büyük araziler üzerinde lavanta üretimi yapıldığını biliyoruz. Bu gördüğünüz Akçaköy'den çekilmiş bir fotoğraf. 2500 dönüm arazi var burada. 2500 dönümde lavanta var ve bunlar Lizinya projesini kuran maalesef aile fertlerinden üçünü kanserde kaybetmiş veteriner hekim Öztürk Sarıca Bey'in inisiyatifiyle geliştirmiş olduğu içerisinde 9 doğa projesinin var olduğu bir proje. Bu Lizinya'nın fotoğrafı. Arkada Burdur Gölü'nü görüyorsunuz ve burada işleme merkezi ve çelikleme merkezleri var. Öztürk Bey'in anlattığına göre Akçaköy'deki tarlalarla Lizinya'daki işleme merkezini 2019'da 400 bin turist, 2020'de pandemiye rağmen 250 bin turist, bu yılda büyük olasılıkla 400 ila 500 bin arasında turist ziyaret etmiş olmalı. Ve Lizinya gerçekten olağanüstü bir işe imza atmış. Orada üretilen lavantanın yüksek katma değere dönüştürülmesi için büyük bir yatırımı göze almış ve bugün onun meyvelerini Türk ekonomisine sunan bir örnek rol model girişimcidir diyebiliriz. Evet değerli dostlar, bunların dışında sanıyorum iki şeyi atladım. Bir tanesi lavanta sadece can suyu istiyor. Can suyu dışında olağanüstü haller saklı kalmak koşuluyla su istemez. Dolayısıyla da kuru tarım, organik tarım dediğimiz tarım için birinci koşul olan suyu kullanmaz. İkincisi ise zehir de istemez. Yani herhangi bir hastalığa
kolay kolay yakalanmaz. Dolayısıyla ne herbisit, yani yabani otlarla ilgili bir ilaç, yani zehir, ne de pestisit, yani kanatlı uçucu parazitlerle ilgili bir zehir kullanma gereksinimi olmadığı için de hem üretim açısından ekonomik hem de üretim süreci çevreci, bir başka ifadeyle doğa dostu ve organik diyebileceğimiz üretime en yakın bitkidir diyebiliyorum. Umarım sizleri sıkmadım. Umarım sunum yararlı oldu. Ben şu ana kadarki sabrınız, dikkatiniz ve katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız lütfen yanıtlamaya çalışayım. Dilim döndüğü, bilgi dağarım yettiğince yanıt vereyim. Buyurun. Evet. 4 yıl yaklaşık. Ama ilk yılda siz dostlarla hasat edecek kadar lavanta alıyorsunuz. Evet. Evet, bir dönümde 400 ile 600 kilogram yaş çiçek veriyor. Hayır. Bunlar 1,5 lira. Diğeri 250 kilo civarında, onunki 8-9 lira. O 159 ila 259 yazmış hocamız. Ya 175 ila 259, özür dilerim. Yani bu intermedia, angustifolia olan daha kısa çiçekler, o daha yüksek uçucu yağ verimi, pardon, kalitesi olduğu için daha pahalı. Kim alıyor bunları? Efendim, dedim, Amerika alıyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Pazar doymamış bir pazar. Kozmetik, parfümeri, aklınızı, temizlik endüstrisi, gıda endüstrisi hepsi alıyor ama ben turizmle birlikte gelen turistlere kurutulmuş demet satışının en yüksek katma değer olduğunu söylüyorum. Çünkü 4. yıldan itibaren bir fideden 600 çiçek alınabiliyor. 150 tane çiçekten de çok güzel bir kuru demet yapabiliyorsunuz. Bir dekara eğer sık dikerseniz 1750 tane var olduğunu varsayın. 10 dekardan 17.500 adet fideniz olur. Her birinden 4 tane kuru demet alabilirsiniz. O da yaklaşık 70.000 demet yapar. Toplam bu sene 5 liradan bulamamışlar. Ama piyasada bunları 10 ila 15 liradan çok rahat satabiliyorsunuz. Yani 10 dönüm araziden 700.000 lira sadece kuru demet gelir elde etme olanağınız var. Burada hocam, oradaki chatlerde sorular var. Görebiliyor musunuz siz? Hocam, ben buradan Zoom'a bağlan. Zoom'a bağlan. Peki. Şimdi Muhammed, sorunun yanıtı oldu mu? Tamam hocam. Evet, tamamdır. Şimdi ben şimdi şeye devam edeyim. Şuradan gözlüğümü çıkarayım çünkü göremeyeceğim. Hocam, emeğinize sağlık. Kasım için önemli bir tarım ve turizm alternatifi lavanta. Çok teşekkür ettik. Sağ olsun Alptekin hocam. Evet hocam, gerçekten de Kastamonu için çok önemli bir seçenek. Hem tıbbi ve aromatik bir bitki olarak çok güçlü bir ürün, hem de arzu edilen kümelenme sağlandığında yaratacağı turistik cazibeyle gerçekten turizm ekonomisinin tüm kurum ve kurallarıyla işleyeceği bir ortam sağlaması açısından da önemli. Teşekkür ediyorum Sayın Dekanım. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Hocam, emeğinize, yaptığınız katkılara. Yani gerçekten de insanları lavanta turizmini özendirme konusunda büyük çaba sarf ediyorsunuz, takdire şayan. Umarım başarılı olursunuz. Yani evet, çok kolay değil ama bayağı da yol alındı sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte başardık. Çok teşekkür ediyorum Sayın Dekanım. Sağ olasınız. Estağfurullah. Ben diğer sorulara, chatlere de bakayım. Hocam, peki fide nereden elde edebiliriz? Doğada olanları alıp tekrar dikim sağlasak tutar mı, çoğalır mı? Evet, doğadakiler çeliklenirse oluyor ama 3 ya da 4 yıldan önce çelik alınmamasını öneriyor uzmanları. Dolayısıyla da bunun 3 yıllık süre geçtikten sonra çoğaltılması bitkinin sağlığı açısından gerekli, bir başka ifadeyle elzem görülüyor. Bizler geçen Mart ayında Kuyucak'tan çalılar getirdik. Bunları, her taraf çamur olacak ama, gördüğünüz gibi çelikledik.
Bunlar 15 yaştı. 15 yaşın da çok yaşlı olduğunu söylüyorlar ama inşallah pişman olmayız. 7-8 yaşı geçmemesini öneriyorlar. Bakın gördükleriniz bizim çelikleyerek çoğalttığımız lavanta fideleri. Bunları inşallah dikeceğiz ve tutacaklar. Türkiye'de birçok firma sağlıyor. Google'da taradığınızda çok rahatlıkla tedarikçilere ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında eğer bana ulaşırsanız ben de size gönül rahatlığıyla birkaç tedarikçi adı ve iletişim bilgisi sunarım. Evet Naime, inşallah Kasım'da Çayyaka'da örnek bahçemizi yapacağız. Bu arada bizim bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğümüze sunmuş olduğumuz bir BAP projemiz var. Burada 10 kadar gönüllü çiftçinin arazisinde angustifolia ve intermedia dikimleri yapıp 3 yıl boyunca gelişimlerini izleyeceğiz. Hem boy, hem uçucu yağ verimi, hem de yağın kalitesini ölçeceğiz. Böylelikle hangi türün daha verimli olduğu konusunda bir bilimsel veri elde etmiş olacağız. Evet, onların dışında var mı chatten gelen sorular bakıyorum veya katkılar? Sanıyorum yok. Sorusu olan var mı? Bu da sevgili Kadir burada. Kadir, Provence deneyimini anlatmak ister misin katılımcılara? Hocam, merhabalar. Sesim geliyor mu? Geliyor sesin. Ben duyabiliyorum. Umarım diğer arkadaşlar da duyabiliyorlardır. Kadir Başoğlu benim Manisa'dan çok sevdiğim bir kardeşim. Kendisi iyi bir gezgin, iyi bir gurme ve aynı zamanda çok iyi de bir fotoğrafçıdır. Söz sende Kadir. Hocam çok kısa, yaklaşık 15 gün önceydi lavanta tarlanı yerinde tespit ve gezme fırsatım oldu. Çok önemli, çok hoşuma gitti, çok güzel bir çalışma. Çok kısa, doğrudur. Ben bir hani turizm aşığıyım ve bir gezginim. İşte 25 ülke, 300 şehir falan yaptı, kasaba, köy. Geliştirmeye çalışıyorum. Bunun sayı olarak değil de en azından gezen mi bilir, okuyan mı bilir ispatından da yapıyorum. Ben Provence bölgesine, yani Fransa'nın özellikle lavantalarıyla meşhur bölgesine özellikle lavanta için gittim. Yani bir gezgin olarak gittim. Bir bitkisel, biyolojik ve dolayısıyla bilimsel amaçlı gitmedim. Fakat oraya gidince gözlerim fal taşı gibi açıldı. Metrekareler işte değil, kilometre karelerce lavanta dikilmiş durumda. Orada çok ciddi bir alan. Yani bir Kıbrıs adasının kilometre kare büyüklüğündeki bir alan tamamen lavantayla yaşıyor, lavantayla geçiniyor ve dolayısıyla bunu da inanılmaz bir şekilde dünyaya satıyorlar. Burası ilgilendirmedi. Siz çok ciddi bir başlangıç yaptınız. Aslında dikimle bir başlangıç yaptınız ama bunun çok ciddi bir şekilde gelişeceğine ben inanıyorum. Gelişmeli ve neden bir Fransa Côte d'Azur bölgesi olmasın? İnanılmaz buradan bir turizm geliri şeyi var. Çünkü onlar muhtemelen şöyle hesaplıyorlar. Yani bitkilerden aldığı gelirin kat kat fazlasını hesaplayamadıkları bir gelir bu. Çünkü turistler başka yerlere de gezip buraya geliyorlar. Kat kat fazlasını turizmden elde ediyorlar. Çok iki kısa not. Bunu telefonla da söyleyebilirdim ama hazır hazırım varken de söyleyeyim. Orada şöyle bir şey. Isparta'da gördüğüm şey şu. Plansız bir gelişim. Mesela o aradaki yol çok dar. Özellikle lavantaların olduğu süreçte orada bir kargaşa doğru. Eğer bunu Kastamonu'da geliştirecekseniz lütfen bu planlamayı yapın. Hayır, memnun edeyim. Bu çok önemli. İkinci planlama şu, şeyde Provence'de gördüğüm, yani Fransa'da gördüğüm katmanlar şeklinde yani gitmiş ve dolayısıyla bizim ilk önce planladığımız bir Provence bölgesine veya bir lavanta bölgesine gittiğinizde haritalar var internette. Bu haritalarla yola çıkıyorsunuz. Yani hangi mevsimde nerede şeyi bulursunuz, lavantayı bulursunuz diye. Fakat bu haritalar şaşabiliyor. Çünkü üretilen bir bitki
Mevsim bir önceki sene aylara göre değişebiliyor. Dolayısıyla Fransızlar bunu şöyle çözmüşler. Rakım 100 metrede bir lavanta ekimi var. 600 de var, 700 de var, 800 de var. Dolayısıyla biz hakikaten 500'e gittik. 500'de işte Saint-Rémy ve Lacoste köyleri vardı. Dediler ki hasat bitti burada. Oysa bizim haritadaki planımıza göre hasatın bitmemesi lazım. Ancak biz evet, evet. 600 kilometreye çıktık. 600 kilometre lavanta tarlalarının içerisine kendimizi aldık. Dolayısıyla bu planlamayı da unutmayın uzun vadede. Mutlaka bir katmanlama içerisinde olmakta fayda görüyorum ben. Bir de zaten Kastamonu'ya geldiğimizde de 15 gün önce görüşmüştük. Bu bitki eğimli alanlarda muhteşem bir görüntü veriyor. Özellikle fotoğrafçılar için, benim gibi bir fotoğraf sevdalısı için. Dolayısıyla zaten geldiğimde gördüğüm bir önem vermişim ondan sonra. Ama bundan sonraki gelişiminde de lütfen bunun altını çiziyorum ben. Eğimli alanları ihmal etmeyin. Yani ben 5-10 yıl içerisinde bir Provence'i Kastamonu'da görmeyi umut ediyorum. Sevgili Aydan. İnşallah. Katkılarınızla. Hepiniz. Teşekkür ederim. Başarılı devamını diliyorum. Sağ ol. Olağanüstü katkı sağladın. Çok teşekkür ederim. Ağzına, diline, yüreğine sağlık Kadir'cim. Sağ olasın. Evet, başka söz almak isteyen, soru yöneltmek ya da katkı sağlamak isteyen kimse var mı acaba? Evet, sanıyorum yok. Ben katılımınız, sabrınız, katkılarınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir sonbahar, gönlünüzce bir kış ve bütün istenme beklentilerinizin karşılandığı bir akademik yıl diliyorum. Saygı, sevgi ve selamlarımla. Kalın sağlıcakla.